Bir gün İmam Şafii talebelerini almış yanına, Bağdat sokaklarında gezerken bir ara bir talebesi bakar ki iki kişi dini bir mesele hakkında tartışmaktalar. Onlardan biri kendini haklı çıkarmak için diğerine, "Ey azizim, dinle bak. İmam Şafii bile bu konuda benim dediğimin aynısını demiş ve yapmıştır." demekte. Tabii Şafii de tanıdığı yok. Ancak adını duymuş. Öğrenci bunu duyunca onlara yaklaşır. "Olay nedir ihvanlar?" diye sorar. Münakaşa edenler olayı anlatırlar. Talebesi şaşırır. Der ki, "Ey kardeşim, imam kesinlikle böyle bir şeyi ne yapar ne de der. Müdahale eder ama adam sözünden dönmez." Öğrencisi gerisin geri varır. İmam Şafii'nin huzuruna çıkar. "Ey şeyhim," der, "böyle böyle bir olaya şahit oldum. Adamın biri senin hakkında hiç olmayacak sözler eder. Açıkça iftira eder. İkaz ettim ama kulak asmadı." Bunun üzerine İmam Şafii Hazret, "İyi o vakit, bir de biz varalım huzuruna," der. Kalkar, varır o müfteriğinin yanına. İlkin İmam Şafii olduğunu deyivermez. Gizler kendini. Tıpkı o da öğrencisi gibi, "Yanlışım var. İmam böyle bir şeyi yapmaz da demez de," der. O fitnekar imama da çıkışır. "Var git ihtiyar yoluna. İmam Şafii hemi böyle söylemiş, hemi böyle yapmıştır," der. Bakar ki iş uzun, İmam Şafii ortaya koyar kendini. "Kardeşim, Şafii benim ve ben senin bu dediğini ne yaptım ne söyledim," der. Ama gene inanmaz fitneci. "Haydi bre, sen de nereden çıktın? Sen Şafii olamazsın. Şafii başkasıdır ve dediklerim saf gerçektir." Kör oğlu kör. Hele bak bakalım, aslı nedir, nesli nedir meselenin? Konuşmak kolaydır ama hele bir kaldır bak. Kepenek altında yatan erdir. Bu yendemden âlâ er mi vardır alemde? Estağfurullah şeyim. Hadi gari. İhtiyarı az yalnız bırakın. Gelmişsin Yunus Efendi. Hoş bulmuşuz.
Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş gelmişsin Yunus. Hoş gördük. Gel, yakınıma gel. Gözlerim ırağı seçemez artık. Dışarıda karabaşı gördün mü girerken? Gördüm. Sen bize bir şeyler söylemeye gelmişsin. Belli. De hele. Hakkınızda çirkin bir iftira vardır. Ne yapalım? Varsa vardır. Hakikati olmayan alçakça bir iftira. Kadı hakkınızda tahkikat başlatmak ister. Demem o ki henüz vakit varken bir şeyler yapsanız. Bizi, canımızı düşünürsün evlat. Var olasın. Ama can bizim mi ki dikkat edelim? Bizim olmayanı ne verir ne alırız. Ama herkes gibi bizim de bir cesedimiz vardır. Onu almak isteyen var ise durmasın, biri gelsin. Bizi de kurtarsın bu sırtımızdaki leşi taşımaktan. Konya Başkadılığından izin talep etmiştir kadı. Korkulur ki size zulüm yapıla. Sen bırak bizi de kendi canının derdine düş. Kendi canını kurtar hele. Bana müsaade o vakit. Kal burada. Misafirimiz ol. Vaktim dardır. Bu geceden tezi yok. Düşmem lazım Konya yoluna. Varırsın elbette, varırsın. Yola çıkan Fizan'a varmış. Yoldan çıkan kendinden uzaklaşmış. Varırsın elbet. Varırsın. Hiç demedin. Ne yapar, ne edersin Konya'da? Nasıl geçer vakit? Beklerdim. Hepimiz bekleriz evlat. Yarını beklemeyen var mı? Hadi bakalım. Uğurlar ola. Bizim canımızı düşünüp de dert etme kendini. Daha gençtim diyor. 18-19 yaşında. Rüyamda diyor böyle pınarlar gürül gürül. Böyle başımdan gürül gibi etmişler. Tekrar hoş gelmişsin Yunus'um. Hoş bulmuşuz. Hoş gelmişsin Yunus efendim. Eyvallah. İşittik ki Konya'daymışsın. Öyledir. Ben hiç gitmemişim başkent Konya'ya. Ben bir kere gördüm. Ordu Kırım seferinden dönende Sultan Alaaddin ahaliye büyük bir şenlik vermiş idi. Hacı Nadim dedemle gitmiştik. Çocuk idim daha. Güzel midir Konya? Seversen her yer güzeldir. Bana müsaade. Eyvallah. Geldiğin gibi gider misin? Yola çıkmam lazımdır. Şeyhimize müjdeli haber vermişsin inşallah. Onun için ne müjdelisi vardır haberin, ne de kötüsü. Yolun açık ola Yunus efendi.